Ekonomiyi soruyorum abi, nasıl değerlendiriyorsun ekonomiyi, sıkıntı var mı? Ekonomi taban yaptı. Tamamıyla bitik. Sorumlusu kim abi? Gözlüğümü çıkarayım da görsünler, hiç kimseden gizlim saklım yok. Sorumlusu kim abi bu ekonominin? Ben ekonomi uzmanım diyen bir muhterem bir cumhurbaşkanınız var. Benim cumhurbaşkanım olamaz. Benim cumhurbaşkanım halkı liderliğini belirtecek. Önce halkı düşünecek. Önce madem ben ekonomiyim diyor, ekonomiyi düşünecek. Yoksulun karnını doyuracak. Fakire fukaraya babalık yapacak. Eğer ben ekonominin babasıyım diyorsa, lideriyim diyorsa bunları yapmak zorunda. Eğer yapmıyorsa kardeşim, ya kimseden gizlim saklım yok. Alsın beni ha, götürsün. 25 senelik de özel güvenliğim. Vatandaşıma hizmet etmişim. Alsın beni götürsün. Kimseden de korkum yok. Yapamıyor kardeşim. Bıraksın gitsin. Bıraksın gitsin. Eğer burada diyor ben Z kuşağı diye bir konum oluştu. Z kuşağını düşünüyorsa o zaman çeksin gitsin ya. Yazık, günah bu gençlere, yazık değil mi? Ah, Z kuşağı bir kardeşim. Bak buradan kaç tane Z kuşağı kardeşlerimiz geçiyor. Bu insanlara yazık, günah değil mi? Gelecek kaygısı yaşıyoruz diyor Z kuşağı. Gelecek kaygısı yaşıyor, %1500 yaşıyor kardeş. Bu gerçek. Yalansa yalanlayın abim ha, siz buradasınız. Yalan mı bey amca? Sıkıntı yaşamıyor musun? Çekinme, söyle. Sen evinde sıkıntı yaşıyor musun, yaşamıyor musun? Bunu söyle. Yaşamıyorum. Yaşamıyorsun. Korkudan. Biz kendimize bakalım. Vallahi sen yaşıyor musun bey amca? Evinde sıkıntı yaşıyor musun? Benim evimde sıkıntı nasıl? Söyle. Emekli memurum. Evet. 650 tabi, eski memursun. Ben bir ailem var, bir ben varım. Çocuklarımı hep evlendirdim. Evet. 4 milyar 500 alıyorum. Evet. Kira mira vermiyorum. Evet. Evim kendim. Ben geçiniyorum ben. Ben geçiniyorum. Sen geçiniyorsun ama geçinemeyen insanlar. Geçinemeye ben kendimi geçinim. O parayla ben geçiniyorum. Devletin verdiği. Peygamber Efendimiz ne demiş? Komşun açken sen tok yatmayacaksın demiş. Şimdi hep mafya yerim. Sen diyorsan ki ben kendimi düşünürüm diyorsan. Ben kendimi düşünmem. Sen kendini düşünüyorsun. Halkı da düşüneceksin. Bak burada halk var. Burada insan var. Can var. Canan var. Bak halk mı düşünecek? Burada yere atmak yok. Halk mı düşünecek? Evet. Beraber gezeceğiz. Bu Türkiye ile beraber İstanbul'la halkın, o fakirlerin derdinden, aylığımızdan sen vereceksin. 500 lira ben vereceğim, 1 milyar. O kim fakir veriyor? Kim veriyor? Vermiyorlar işte. Sen dersen ki ben kendimi düşünürüm dersen kim verir? Kim ver ben? Kendinden kıyaslayacaksın. Ben fakiri düşünürüm, yoktur. Fakiri düşüneceksin. Yoktu. Senin ben, cumhurbaşkanın düşünmedikten sonra sen de düşünmüyorsun. Cumhurbaşkanı katma. Konu bu, katma. Gündem bu. Hatta. Gündem bu. Ne? Gündem bu. Cumhurbaşkanı olmazsa bu Türkiye aynı Filistin kimi şey ol, Suriye kimi olacaktı. Cumhuriyet Başkanı olmazsa. İşte siz gençsiniz ama ben 79 yaşındayım. Siz dün geldiniz oğlum buralara. Ben dün gelmedim. Tamam mı? Ben dün bak. Benim yaşım yaptı? Kaç? Sence bak, yaşım bak, kaç? Ben bak bu camiler kim bunu, yaptı? Mimar Sinan yaptı. Kim yaptı? Kim Mimar yaptı? Sinan. Kim? Mimar Sinan yaptı. Kim? Senin padişah, cumhurbaşkanın mı işte yaptı? Bu padişahın ayağını öperim. Memleketine, devletine sahip çıkmam. Ben sana padişah. Şöyle bir kıyaslanma vereyim. Mağrurlanma padişahım. Padişah. Senden büyük Allah var. Allah var, kitap var, mübarek peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem var. Tamam, senin tamam cumhurbaşkanın da bir Allah'ın kulu. Sen de bir Allah'ın kulusun. Kimi, bu kardeşimiz de bir Allah'ın kulu. Ben de bir Allah'ın kuluyum. Z kuşağı kardeşim. Bu da bir Allah'ın kulu. Bu devlet kimi, değişen bir şey yok. Sen aşk alıyorsun ama senin namusunu bekleyir askerim. Onun dağdaki yavrum kimi bekleyir? Benim namusumu bekleyir benim. Tamam bekleyecek. Nasıl? Vatan borcu, bunun borcu bekleyecek. Devlet olmasa. Ama senin cumhurbaşkanın da sahip çıkacak. Devlet olmasa asker olur mu? Abi, millet olmasa hükümet, asker olur mu? Ekonomi soru. Gündem savaşta değiliz. Her ülke savaşta değiliz abi. Savaşta değiliz. Bak, sen orayı, bak, olayı farklı müsaade. Atmosfere geçiriyorsun. Az müsaade. Ekonomi süre. Her memleketin bak görüntü. Adamın dibi burada. Gel abimizi alalım. Gel. Her memleketin durumunu biliyorsun. Herkes krizde. Her insan krizde. Hastalık var. Korona var. Bu pahalılık zengin. Her zaman ülkedir. Yanındayız. Bunu tamam. Unutma. Her zaman yanındayız. Yani çarşı doğru. Olarak da yanındayız. Tamam mı? Ben de konuşuyorum. Ben konuşuyorum. Bir abime denk geldim yani ondan dolayı. Tamam. Korona var. Var. Pahalılık var. Var. Bu pahalılığı kim pahalı diyor? Kim yapıyor?
Kim yapıyor sana söyle. Kim yapıyor? Ben bak, sana söyleyeyim. Kanuni emirler. Kanuni. Korona. Kanuni emirler. Bak bir marketlere ya. Git ara. Abi marketlere. Soru sordun sen, cevap vereyim. Marketlere git. Soru sordun cevap ya, vereyim. Yağın kilosu bak, kaç lira? Bun, ya, kim yapıyor? Cumhurba, ya bir soru sordun soruya cevap vereyim. Yağı bak, ben ha, vatandaşım. Korona. Yağı burada kuş al. Gribi, tamam, domuz gribi. Gribi. Bunlar hepsi ha? Tamamıyla birer küresel sermayedir. Nasıl sermaye? Bu vatandaş böyle grip olmuş, hasta olmuş, ölmüş, gebermiş. Hiçbir şey umurunda değil. Bunun... Bunlar değil. Tamamıyla birer hastane küresel sermayedir. Senin bak şu çenende sağlık, taşıdığın, sağlık şu bakanı, gördüğün bir bakanı kim, küresel sermayedir. Sağlık Bakanı kime uğraşıyor? Küresel sermayedir. Ama çok bakteriye giriyor, ekonomi bizim. Kaç baba? Abi ekonomi. Aynen biz kendi şeyimize bakalım abi, lütfen. Ekonomiye soruyorum abi. Hükümet devlete geçmeye başladı. Aynen. Ekonomi bitik, tamamıyla bitik. Bir çileğin kilosu kaç para? Soruyorum size, kaç para? 20 lira kardeşim. 20 lira. Onlar hocam. 20 lira. Müslüman var. Müslüman var. Sen söyle bakayım Müslüman. Müslümandan herhalde. Bak onu bile söyleyeyim. Tabii Müslümandır herhalde Müslümanlar. Aferin. Türkiye İmam başkan. İnanmak başkan. İmam başkan inanmak başka. Ben Müslümanım. Sizin tekidir. Ha helal olsun sana. Helal olsun canım. Şimdi ekonomiden bak dedim size. Bir hükümete oy verdin daha önce abi. Asla. Asla vermem. Ben bir sosyalistim. Ben bir cumhuriyetçiyim. Ben bir devrimciyim. Ben bir Atatürkçüyüm. Her zaman da onun izinde gideceğim. Altı okun izinde gideceğim. İnkar etmiyorum. Ha burada yani pişman olmuş bir sürü yani AK Partili kardeşimiz var ama kimliğini belirtemiyor kardeşim. Yalansa yalan desin. Ya dediğim gibi çileğin kilosu 20 lira. Domatesin kilosu 16 lira, 15 lira. Yani adamlar defolu alıyor, 10 liralık alıyor. Yani millet ikinci el alıyor. Ya bu ekonomiyi iyiye götürür mü? Millet yapıyor. Millet. Sizce söylüyorum. Bu ekonomiyi iyiye millet götürür mü? Millet. Dayı, millet ya millet serada yani şey yetiştiriyor. Tayyip ne yapsın? Millet yapıyor. İşgalar yapıyor. Bırakın şunu ya. Neden denetlenmiyor abi? Ben cumhuriyetçi değilim. Ben Müslümanım ben. Ehlen ben Tayyip'e vereceğim. Ölene kadar da Tayyip'e. Erbakan'a verdim size Tayyip'e. Ben gerisine vermem de. Hayatta boynumu kessen ben 70 yaşındayım. Neden abi? Ben seviyorum abi. Ben Müslümanım. Ben Müslümanım kardeşim. Kelime-i şehadeti söyler misin hacı abi? He? Kelime-i şehadeti. Eşheden la ilahe illallah ve eşhedün enne Muhammeden ebduhu ve resulü. Sana bir de anlamı dur, ne demek abi? Bir de dua okuyayım sana. Ehlem okum. Bismillahirrahmanirrahim. Ehlemdülillah Rabbin alemin rahman rahim. Malikemiz dini yeken abudu ve yeken asen esel sırada lezine sırada müstakin. El entalim gayril mevzub alim ve leddalinam. Bir de sen oku ben değilim. Hadi. Anlamı Türkçesini söyle ya. Abi. Türkçesi mi? Türkçe. Ben Allah'a inanıyorum. Kıyamet günü peygamberimiz bizi bekliyor. Ya bravo. Hamd övgü alemin Rabbi olan. Tövbe estağfurullah. Bravo. Ayeti bilmiyorum. Ayette dalga geçti. Evet başka? Şimdi şeyde meyve sebzede kalmıştık. Allah aşkına şimdi bir meyvenin sebzenin kilosu 20 liraya yaklaşmışken bir Charleston biber şu an demin geldim baktım kaç paraydı tam hatırlayamadım. 16 mı öyle bir şeydi yanılmıyorsam. Bu konumda olduğu zaman ekonomi iyi olabilir mi? Soruyorum size bir seyahat ediyorsun buradan Anadolu yakasından Avrupa yakasına gidiyorsun. 9 küsür lira para veriyorsun ona yaklaşık. Bu iyi olabilir mi? Ha. Bu İmamoğlu'nun suçu mu? Asla. Mazot almış tavanı başını gitmiş. Benzin almış başını gitmiş. Yani bunların sorumlusu biz miyiz? Cumhurbaşkanı. Her şeye sen tutup yani zam yaparsan zam. Her şeye zam. Nasıl iyi olacak? Dolar almış başını gitmiş. Gram altın almış başını girmiş. Bazıları şimdi yani kardeşlerimiz Bitcoin oynuyor. Bitcoin de sen aldı başını gitti. Bunun neresi kötü? Herkes çaresizlikten kardeş kardeşi dolandırıyor. Kardeş kardeşe düşman oluyor. İnsan insana her zaman kötü oluyor. Komşu komşuya hiçbir zaman yardımda bulunmuyor. Eskiden benim zamanımda bakın ben 83 doğumluyum. Eskiden salça ekmek yerdim ama huzurluydum. Eskiden annem beni alırdı, komşuya emanet ederdi, huzurluydum. Kafama göre yani gidip kapımın önünde oynardım. Ama şimdi bir tane şu çocuk gibi bir evladımız alsın kapının önünde oynasın bakayım. Oynayamıyor. Neden? Annenin gözü her zaman onun üstünde. Yemeğini mi yapsın? Çocuğuna mı baksın? İşiyle mi ilgilensin?
çalışsın mı? Ne yapacağını şaşırmış. Bir yandan çalışmak zorunda. Bir de orası var. Ekonomik yönden bağlarsak. Daha ne olsun kardeşim? Nasıl her şey iyi oluyor? Nasıl her şeyi yani hala yola koyuyor? Ondan sonra diyorlar Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanımız. Allah aşkına halkımız biraz gözünü açsın yeter ya. Yeter gözünüzü açın aç, ya. Aç, millet aç tabii ki. Tamamıyla aç. Size söylüyorum 25 senelik özel güvenliğim. Sanatçıların ardında dolanmış korumayım. Kimliğimden, tipimden iyi kötü kendimi belli ederim. O yani benim tarzım, benim şeyim. O normaldir. Ama durumum iyi değil kardeşim. Aldığım ne? Yine asgari ücret. Bütün ünlülerin, sanatçıların ardında dolanmış bir kişi olarak konuşuyorum. Onlar isyan ediyor mu? Ediyor. Bize yani karşı şeyleri var. Destekleri var. İçten destekliyorlar ama bazı şeylerden dolayı da onların da gücü yetmiyor. Ha, Megastar oldukça adamın dibidir. Tarkan adamın dibidir kardeşim. Yapar, yardımlarını yapar, eder ama gizli tutar. Ben buyum, ben şuyum. Yani şunu yaptım, bunu yaptım. Yok. Adam her zaman gizli saklı okuttuğu kişiler vardır. Gizli saklı yardım yaptığı kişiler vardır. Bunu da belirtmek zorunda değil tabii ki. Yani söyleyeceğim bu. Yani soracağın soru varsa hala yine yani ardındayım. Başkanı bazı kesim şükretmeyi bilmiyor dedi. Ya Allah aşkına nasıl şükredelim abi ya? Nasıl şükredelim ya? Görüyorsun şurada insanlar aç diyorum ya. Bakın ha şuraya adam geçmiş ha bak şuraya ya sabır çekiyor. Tespih elinde ya sabır. Kameraman kardeşim. Zoomlar mısın rica ediyorum. Bak ya sabır çekiyor. İşte ne yapsın güneşine gölgeye geçmiş burada ya sabır çekiyor. Biri geçmiş orada oturuyor. Biri geçmiş zaman öldürmeye çalışıyor. Daha ne olacak? Neye şükredeceğiz ya? Bir kadın pazardan sonra gidip orada meyve sebze atıklarını toplarsa orada problem yaşıyordur. Pazarın gidişini bekliyorsa bu problem demektir. Niye toplasın ki kardeşim? Niye toplasın? Toplamayacak kardeşim. O gidecek pazarından alışverişini yapacak. Normal vatandaş gibi marketten, süpermarketten nasıl alışverişini yapıyorsa o da gidip almak zorundadır. Alıyorsa o zaman ekonomi iyi demektir. Pazardan atıkları topluyorsa ekonomi taban demektir. Vay haline demektir. Hiç iyi değil demektir. Teşekkür ederim. Çok rica ederim.